Ekranlarından bu hafta da sizlere muhteşem bir müzikle, muhteşem bir sesle merhaba dedik. Bu akşam birbirinden değerli üç tane konuğum var. Grup Laterna bizlerle birlikte. Serap Soner Ersayar bizlerle. Hocam Tuncay Langal bizlerle. Ve çok değerli dostum Ertaç Uşaner bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz... Bu arada diline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Serap çok müthiş. Yine aynı performansla. Sağ olun. Müthiş bir sesle. Biraz heyecan var tabii ki ama. Olmaz mı? Heyecan olmazsa olmaz. Olmuyor, değil mi? Doğru. Yani... Ama benim biraz aşırı oluyor. Etkileniyorum çok fazla. Naçizane ben de bunlara tanık oldum birkaç tanesine. Evet. Ama... Heyecansız da olmuyor herhalde yani. Aslında heyecan şey dolayısıyla yani televizyona çıkmış olmanın verdiği bir heyecan değil de şimdi biz grup Latena kalabalık bir grubuz aslında. Bu akşam 3 temsilciyle geldik. yani mesela daha önce hiç ud gitar solisti öyle bir provamız olmamıştı. Hani onun şeyiyle acaba televizyonda bir hata yapar mıyız? Yok, çok güzel onun oldu hocam. Heyecanı var. Ellerinize, dillerinize sağlık. Sağ olun. Hocam sizle başlayalım. Devlet Türk Müziği topluluğu var. Artı
böyle bir grupla müzik yapıyorsunuz. Nasıl başladı grup? Grup Laterna. Laterna nasıl başladı? Aslında grup Laterna elemanlarının yani hepsi Devlet Türk Müziği Topluluğu elemanı aynı zamanda. Nasıl başladı dersek, ya bizim devletin dairemizin bulunduğumuz, bağlı bulunduğumuz bakanlığın imkanları biraz kısıtlı. Bu imkansızlıkla alıştık galiba. Öyle bir imkansızlıktan tesadüf eseri aslında ortaya çıktı. Yani bir yere bir temsile bir şeye gideceğiz. İşte gelir çünkü çok beğenen olduğu için işte bir yerlere çağırıyorlar mutlaka işte burada gelirse şu gecemiz var falan gibisinde. Öyle bir yere gidebilmek için farklı bir isim gerekiyordu bize. İlk onu da düşünerek şey yaptık. Ama ilk bu oluşum nereden geldi aklımıza? Bizim kanun sanatçısı arkadaşımız Halil Selçuk. O fikir, esas fikir ondan çıktı. Ya hoca bir grup o da gelecekti olsak, tabii bu akşam. Gelecekti maalesef. Master öğrencisi olduğu için şu anda derste galiba gelemedi. İlk fikir ondan çıkmıştı. Grubun yani nasıl bir grup kuracağız diye bir fikir yoktu kafamızda ama şöyle, nasıl bir müzik yapacağız diye bir kafamızda bir fikir vardı. İşte grubu kurma nedenlerimizden biri de o fikirdi aslında. Çünkü hani koroda yapabileceğiniz müzik belli. Orada komplike bir şeyler var. Katılabileceğimiz organizasyonlar. Katılabileceğimiz organizasyonlar belli. Grup kurduğumuzda biraz daha özgür olacaktık. Biraz daha istediğimiz eserleri seslendirecektik. Fikir oradan çıktı. Bir de yani yaşadığımız ortamda böyle müzik yani sanat kaygısı taşıyan grup özellikle Türk müziği alanında sanat kaygısı taşıyan grup çok az. Ki halkımız çok iyi bilir böyle bir eğlence için bir meyhane gittiğinde. Evet, Türk müziği olunca söz konusu akla ilk gelen mekan meyhaneler olur. Yani Türk müziği deyince insanların aklına o geliyor. Yani işte rakı, balık, meyhane. Kovunur, beyaz peyniri. İşte biri koltuk altına darbuk alır, masa masa gezerler falan. Türk müziği deyince o akla geliyordu. Biz o ön yargıyı ortadan kaldırmak istedik. Bir amacımız oydu. Yani adada onu yapmak istedik birincisi. İkincisi zaten örnekleri vardı. Mesela İnce Saz gibi Türkiye'de ya da işte kim var başka? Birkaç grup var böyle. Yani bu tarzda müzik yapan. İlk akla gelen İnce Saz. İlk akla gelen İnce Saz. Tabii onları taklit etmeden nasıl yapabilirdik? Çünkü onlar kendine özgü bir farklı bir şeyleri var. Biz de yani bir şeyler yapalım sadece sanat müziği değil pop da olabilir bunun içinde ama Türk müziği edasıyla, Türk müziği tavrıyla o popu seslendirelim istedik. Ve o fasıl şeyini biraz yıkalım istedik. Laterna nedir hocam? Açılın Laterna. Laterna o da sağ olsun yine Halil hocamın fikriydi. Ya hoca dedi bu gruba bir isim ne bulacağız diye. Sonra aklımıza çünkü biz yani grubu kurduk mu kurmadık mı belli değildi. Biz işte Ertaç, Halil bir araya gelip provalar yapıyoruz. İşte daha ortada Serap yok aklımızda. Yani işte bir solistimiz olsun diye bir şey de yok. Çok uzun aralarda ayda bir işte 15 günde bir buluşuyorduk. Hep aynı şarkıları çalıyorduk. Yani prova olsun belki lazım olur ileride diye. Hep aynı şeyi çalınca aklımıza şey geldi. Halil hocam şey demişti. İşte gramofonun bir önceki versiyonu gelişmemiş hali var. İşte elde çevrilen bir gramofon. Evet. Onun ismi Laterna. Yani sürekli aynı şarkıyı çalıyor böyle. Biz de sürekli aynı şarkı. Hoca biz sürekli aynı şarkıyı çalıyoruz. Laterna koyalım. Kurulmuş gibi. Kurulmuş gibi. Oradan çıktı o isim. Çok öyle kaldı. Harika oldu. Ertaş hocam, hani ben az konuşurum, uzağa gideyim dedin ama yok, ben her yer yakındır. Seni tanıyalım hocam birazcık. Ertaş Şöner ismim, müzik öğretmeniyim. Tabii küçük yaşlardan beri müzikle uğraşıyordum. Yani gitar elime aldığımda işte 7 yaşlarında bir şeydim. Sağ olsun ailemin
katkılarıyla öncelikle. Tabii aktif mutlaka olarak... Mutlaka bir olay, bir vesile olur. Gitar alınır ailenin. Tabii ilk o şekilde başladık aslında. Hı-hı. Yani işte gitar alalım, işte çalalım falan gibisinden ailemin etkisiyle aldık gitar elimize. Ama tabii aktif olarak şöyle söyleyeyim, yani lisede başladık bu işe. Orada da işte lise müzik yarışmaları vardı, lise 3'te. Oradan bir grup kurduk biz okulumuzda. O şekilde müzik hayatına başladım gibi. Yani çok tabii eskiden aldığım gitar ama esas odur hayatımdaki müzik. Eğitimiyle bunu süslemek, bunu taçlandırmak. Tabii da tabii. Daha sonra dediğim ki olur. Yani bu müziği, müzik aşkı içimde vardı zaten. Ya herkes de var aslında ama bu belirli işte etkenlerle ortaya çıkıyor. Benim de işte bir vesile oldu lise yarışması. Oradan çıktıktan sonra bayağı da bir önceden klasik gitar da çalıyordum. Ve bu müziği nesillere aktarmak gerektiğini, yani içimden gelen bir şeyden çocukları seviyordum önceden de. Ya dedim ki ya, müziği aktarmak gerekiyor. Öğretmek yeni neslimize. Müziği öğretmek, sevdirmek. Kesinlikle, kesinlikle. Çocukları da sevmemden dolayı bu mesleğe yöneldim. Artı hani ülkemizde maalesef kötü alışkanlıklarda bayağı bir, yani hem küçük yaşlara hem de yaygın bir hal almış olduğu bir ortamda da müziği aşılamak, müziği ya da sanatın herhangi bir dalını aşılamak. Kesinlikle resim olsun, yapılması, müzik olsun. Evet, yapılması gereken en güzel işlerden bir tanesi. Bu program çok da önemli, onu söylemeden geçemeyeceğim. İlk başlarken hani bunu söylemek istedim ama benim ilk bayan konuğum Serap. O, o yüzden bu program... Bu anlamda da özel benim için. Biz çıkalım. Yok, hayır. Sözünüzü kestim hocam. Bir şey... Evet, hiç, bir şeylerden bahsederken bir şey eklemek istedim ben üstüne. Hani başlarken meyhanelerden bahsettik, bu müziği yapan... hani ay, algıyı, kötü, algı kötü gruplar aslında. Değil mi? Onlar bu tabii işi ki. Meslek için yapıyorlar. Ekmek parası için yapıyorlar. Yani bir eğlence sektörü onlarınki. Biz farklı bir şey yapıyoruz. Ertaş hocam da mesela biz bu grubu kurarken ya da Ertaş'la tanışmadan önce çok fazla Türk müziğiyle ilgilenen biri değildi. Yani. Türk müziğine eşlik eden biri değildi. Bir de öyle bir ön yargı var bizim toplumumuzda. Yani Türk müziği işte meyhanede yapılan müzik. Evet, biraz müzisyenler içinde de o var. Yani küçük görme gibi bir şeyler oluyor böyle. Biraz da onu yıkmak için de Ertaş hocam da bu güzel örneklerden biridir buna. Aslında ya, burada... Nasıl gitar... Türk müziği böyle... Dediğim gibi işte çok güzel klasik gitarla başladım. Çok güzel bir tını çıkar ortaya ama... Devam edeyim oradan. Tuncay hocam da söyledi ekleyim üzerine. Bak bak aslında şimdi, tabii şimdi öğretmeniz. Çocuklarımız da işte okulda yönlendiriyoruz. Bayağı müziğe aktardığımız öğrencilerimiz var. Bunlar başarımız ama şu anda ben öğrenciyim burada aslında. Tuncay hocam da sağ olsun. Estağfurullah. Lale Hanım da aynı şekilde. O da burada yok ama. O da analım buradan. İzliyor bizi herhalde şimdi. Kesinlikle. Bilmiyorum, izler mi acaba? İzler. İnşallah. Tamam. Benden bıkmadıysa görmekte. Hayır, izler büyük bir ihtimalle izler. İzler inşallah. Yani Türk müziği bizde bir eksiklik aslında. Genelde müzik öğretmenlerinin yani bilgileri olanlar için söyleyeyim, Batı müziği eğitimidir. Bazı okullar vardı işte Konya Selçuk Üniversitesi ama istisnadır. Genelde Batı müziği eğitimi veriyorlar. Doğru aslında, eğitim müziği Batı müziğidir ama... Bu sanat müziği konusunda eksik kalıyoruz. Yani ben de işte o yüzden artık kısmetimiz mi diyelim bir şekilde Tuncay hocamızla bir şey çalışmaya başladık. Tabii. Büyük bir şans. Tabii. Türk müziğini yavaş yavaş o zaten içimizde var aslında. Şöyle bir şey, yani duyarkandan türkülerimiz deyince işte sanat müziği alanında insanın içi kaynıyor zaten. İçimizde olan bir şey, bunu dışarı çıkarttık işte. Çünkü bir şekilde çalışma hayatına girince, temposuna girince... unutuyorsunuz bazı şeyleri. Bu sosyal etkinlikler gidiyor işte. Çocuk çoluk giriyor devreye. Mutlaka. Herkesteki gibi. Ama esas içindeki türkü. Onun halk bizi daha ağır basıyor. Yani bizi buldu böyle, hadi neyse. Halk bizi de yakın bunlar falan. Burada gerçekten yani öğretmen öğrenci halindeyim şu an. Gayet çok güzel şeyler. Tabii müzik alanında da artı kişilik alanında da arkadaşlarımız hepsi pırlanta gibi. Ama öğrendim dersen galiba işin sonuna gelmiş olursun. O yüzden
Hani öğreniyoruz, öğreniyoruz. Öğreniyoruz. Çünkü sürekli bir öğrenme. Sürekli. Her, hepimiz de aynı şekilde. Kesinlikle, hiç bitmiyor yani. Ben, yani ben öğrendim, beğendim. Bakmayın bana hocamız dedikleri ama ben de onlardan çok şey öğreniyorum. Mutlaka, yani bu etkileşimdir büyük bir ihtimal ama tabii ki öğretilenler de çok değerli şeyler. Karşılıklıdır bunlar. Şöyle söyleyeyim yani, öğretmenlik hayatımı daha şu an 14 seneyi geride bıraktım. Yani ilk 2 sene Türkiye'de, o da bayağı bir tecrübe oldu bana yaşantımda. Öğrencilerden de bir şey öğreniyorsunuz. Mesela Türkiye'de görev aldığım okullarda öyle öğrencilerimiz vardı ki, öyle hikayeler çıkar ki. Hı hı. Çocuk örneğin çalışırken dışarıda, ayakkabı boyarken okula geliyordu öğleden sonra. Ve öyle yetenekli çocuklarımız var orada da, Anadolu'da da. Yani şu an İbrahim Tatlıses biliyoruz, hı hı, işte onu duyuyoruz. Ne bileyim, Özcan Denizler var. Ama orada çok yetenekli çocuklar var. Çok uzağa gitmeyelim. Burada da bir tane. Aynı şekilde, kesinlikle. Kesinlikle. Var. Hemen böyle bir soft bir geçiş yapıyorum. Çünkü böyle bir es geçtik başta. Ben memnunum halimden. Siz sohbet edebilirsiniz. Müzik nasıl başladı? Hani müziğin başlangıcı mutlaka insan aklında kalmaz. Hani spesifik olarak, evet, ama yani bir hani evde, arkadaş, evet, arasında, aile arasında söylerken falan. Ondan sonra herhalde devlet, ben anlatıyorum. Şimdi benim babam Mersin'de yine korolarda solistlik yapardı. Ve bir orkestrası vardı o zamanlar. Babadan gelen bir alışkanlık. Hı-hı. Genlerden yani, gelen bir kesinlikle şey. Kesinlikle. Yani. Babam sayesinde biz Türk sanat müziğini sevdik. Hı-hı. Onunla korolara giderdik çocukluğumuzdan beri. 5. sınıftan itibaren. İşte korolara başladık. Babamla gittik, geldik. Sonra benim Servet ablam da bir zamanlar yine uzun süre solistik yaptı. Hı hı. Biz de onlardan görüyorduk ama tabii ben şarkı söyleyebildiğimi bilmiyordum aslında. Hı hı. Hani korolara gidiyorduk ama işte herkese birlikte şarkı söylüyorduk. Zaman sonra işte konservatuara gitmek istedim ben. Hı hı. Tabii sesimle değil de enstrüman çalarak girecektim. Çünkü hani sesim var diye bir iddiam yoktu. Hani onunla gireyim mi girmeyeyim mi diye bir düşüncem bile yoktu. Tabii konservatuarı temel bilimler bölümü olarak kazandım, UT bölümünden. Tabii okumadık. Orası da ayrı uzun bir hikaye. Daha sonra orada yani Gaziantep'teyken şarkı söyleyebildiğimi söylediler. Daha sonra... Daha kendi de farkında değildim. Evet, farkında değildim. Hayır değil. Daha sonra buraya geldim. Buradaki en büyük şansım Lale Langal, Tuncay Langal en büyük şansımdır. Hı-hı. Çünkü onlar beni yüreklendirdiler. Evet, evet, onlar yapabilirsin dediler. Ben de yapabilmeye başladım. Hı-hı. Hala çok çok fazla eksiklerim var. Yine öğrenmeye çalışıyorum ben de. Hala çok iyi şarkı söylüyorum diyemem, asla diyemem. O zaman bir tane güzel bir şarkı dinleyelim. Bir bakalım iyi söyledi mi? Peki. Söyleyelim peki. Hangisini alırız? Aşkı söyleyelim. Olur. Kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın. Ah aşk, kapını çalar bir gün, şaşırır kalırsın, sen de anlamazsın. Sevdi gönlüm. Sevdi gönlüm, yandı gönlüm, yandı gönlüm, ah çekip her gece yandı gönlüm.
Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm görmeden, bilmeden. Sevdi gönlüm, yandı gönlüm, yandı gönlüm. Ah çekip her gece yandı gönlüm. Sebebin olur bir gün, sever aldanırsın, sen de anlamazsın. Ah aşk, sebebin olur bir gün, sever aldanırsın, sen de anlamazsın. Sevdi gönlüm, sevdi gönlüm, görmeden bilmeden. Sevdi gönlüm, yandı gönlüm, yandı gönlüm. Ah çekip her gece yandı gönlüm. Bir sonraki şarkıda anlayacağım nasıl. Tamam mı? Söyleyebilirim. Seni kişiye söyle. Nasrettin Hoca'nın bir fotoğrafı var öyle. Hangisi? Şöyle bir çocuğun evinden bir eve koşturuyor. Dövecek sözde falan. Çocuk bir eve gidiyor. Nasrettin Hoca arkasından gülüyor. Yerde sofra kuruluyor. Herkes tatlı yiyor tabii falan. Yapma hoca, etme hoca, gel tatlı ye diyorlar. Oturtuyorlar masaya. Yer sofrasına falan. Şimdi Nasrettin Hoca'nın önündeki tatlılar bitiyor. Herkesin önünde tatlı var. Doymadı adam. Lan çocuk diyor, seni yakalasam diyor, kulağından şöyle tuttuğum gibi çevirirdim diyor. Ama neyse diyor, bunlara dua et diyor. Tabii o sırada hepsi hiç çevirmiş oluyor. Seni gidiyor. Anlamadım bir şey. Bir şey anlamadım. Bir çevir ya, sonra. Müthiş çok. Dilinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Harika. Yani bu... heyecanlıyım. Yani biraz da çok fazla heyecanlıyım. Tamam. Artık sonlara doğru titreye titreye bitiriş yaparken tabii detoneler falan oluyor ama yok, artık... Yok. Hayır, çok güzel. Yani tabii o niye heyecanlanıyor biliyor. Senin de Deli Tekmizi Topluluğu elemanı evet. olduğunu şarkı söylediğini. Ayrıcalık bende de var. Nice tane ben. Öyle hani 2-3 sene mi oldu? 2-3 yıl falan. Oldu galiba. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Hala bir salon yok ama. Var mı? Bu konser var ama gelmedim ben. Benim için çok büyük bir keyiftir. Çok büyük bir... gurur kaynağıdır. Hani Devlet Türk Müziği Korosu'nun bir nice tane bir elemanı olmaktan, hani sizlerle birlikte olmaktan gerçekten ben de büyük keyif duyuyorum. Biz de aynı şekilde. Şimdi memleketin bir sürü problemleri var. Siyasal sorunlar var. İşte zaten Def Koşan'ın hali herkesin bildik hali. Bir
karmaşa, bir keşmekeş falan pişman bir zor. Biz de böyle sizle birlikte tatlı tatlı sohbet ederek güzel bir program, insanları birazcık o sorunlardan uzaklaştırmak adına güzel bir program yapmak istedik. Umarım herkes de izliyordur, beğeniyordur. Hocam nasıl yani Devlet Türk Müziği Korosu'ndaki yapılan organizasyonlar, gidilen yerler, mutlaka daha öncesi de vardı. Hani ben biraz kıyısından köşesinden birazcık hani içindeyim de. Nasıl başladı bu serüven? Çünkü bir ara galiba bitti miydi? Ne olduydu? Kapandıydı. Aslında şöyle bir şey. Ben Kültür Bakanlığı'na girmeden önce Akdeniz Üniversitesi'ndeydim. Yani neredeyse haftada 30 saat derse gidiyordum. Bakanlığın kendisinden teklif geldi. İşte böyle bir korumuz var. Sevgili Aydın Hikmet Hocam, ona da buradan selamlar. Emekli oldu. Olmuş. İşte böyle bir boşluğumuz var, gelip bu görevi devralır mısınız diye söylediler. Tabii dedim, ama işte yani benim yapmak istediklerim var. Özellikle Kıbrıs Türk geleneksel müziğiyle ilgili, yerel müziğimizle ilgili yapmak istediğim şeyler var. Onları yapabileceksem, bakanlıkta yapabileceksem geleyim. Üniversitede biraz zordu, dayı uluslararası üniversite. Ders verdiğim bölüm gök müfredatına uygulayan bir bölüm falan. Yani yapmak isterse her yerde yapılır gerçi de. Öyle girdim. Girdiğim yıl işte koro diye bir şey yoktu. Aynı önce emekli oldu. Herkes bir tarafa dağılmış falan. Sonra biz yeniden bir toparlayalım dedik. O zamanki müdürümüz sevgili Mustafa Öztürk o görevi bana verdi, sağ olsun. Topladık bir iki sene, hatta böyle bayağı kalabalık bir ekiple 50-60 kişiyle birkaç konser verdik böyle. Sonra eşim zaten benden büyük bir şef var evde şu anda. Bizi izliyor. Eşimle birlikte oturup şey düşündük ya, Kıbrıs'ta her şey, her yer amatör. Her koro çok güzel, çok güzel şeyler yapılıyor ama hani çıtayı yükseltemiyorsunuz. Çünkü mesela Serap özel bir şirkette çalışıyor. Ne bileyim ev hanımı ya da işte X işi yapan koroya gelip hani onlar için bir sosyal faaliyet. Bizim için bir avantaj herkesin gönüllü olması. Bu ne demek? Zaten bu iş gönüllü olan bir iş. Evet, müzik gönülle yapılan bir şey. Herkesin gönüllü olması çok güzel. Ama herkesin farklı işinin olmasından dolayı biraz sıkıntı yaşıyorduk. Yani bir repertuar dizeceğiz. İşte zor eserler. Ama elimizdeki kadroyla bunu yapamayız. Ne yapalım, ne edelim derken... Yani biz gelemeyene ya gidene yok demedik. kimseyi kırmamaya çalıştık. Yani sen git ama sen söyle, öyle bir şey zaten yoktu koromuzda ama. Biraz daha çıtayı yükseltebilecek kişileri bırakalım. Biraz daha böyle etkinlik sayısını arttıralım. Çünkü o kalabalık kişileri de, gönüllü kalabalık kişileri idare etmek biraz zor. Onun için biraz küçülttük sayıyı böyle. Öyle olunca şey, yani mesela bir huzur evinde bir etkinlik yapacağımızda sayı az olunca hadi gidelim, herkes atlayıp altısızını gelebiliyor. Yani bir çok fazla provalara gerek olmadan ki mesela bugünkü örneği gibi, yani çok fazla gitar prova yapmadık ama oturduk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk oluşumuzda böyle olmuyordu maalesef ama şimdi bunu aşabildik biraz. Devletin nasıl? Yani devletin ya da insanların Türk müziğine bakışı nasıl hocam? Yani mutlaka eksikleri vardır, sıkıntıları vardır. Yani zorla var maalesef. Maalesef. Ortaya konular. İşte bu gönül olmasa hani kimsenin katlanabileceği sıkıntılarla da karşılaşıyorsunuzdur umarım. Ya da umarım değil. Bu böyledir herhalde. Şimdi bu ülkede
Ben 10 yıldır bu ülkedeyim. Eşim Kıbrıslı, ben göçmenim. Bulgaristan göçmeniyim. Öğrendiğim bir şey var. Her şeyin içinde siyaset var. Yani müziğin de, sporun da, her şeyin içinde siyaset var. Belki ben de öyle bir oluşumun içerisinde olsaydım, koro çok daha farklı yere gelebilirdi. Ama parti marşı çalardık herhalde. Yani parti marşı çalardık. ben şahsen yapamıyorum öyle bir şey. Ama bakış açısı derseniz işte yani trajikomiktir mesela. Geçen günlerde basından takip ettiyseniz bir devlet senfoni orkestrası kurulacak. Kaç, 7 kişi mi oldu? 7 kişi yani senfoni için en az 30 kişilik bir öneri, bir taslak sunuluyor. Bizim milletvekili arkadaşlarımız işte çok fazla, 7 kişi yeterli diyorlar. Yani onlar yeterli görmüşler. Bir keman çalsın, bir üstlükten de çalsın. Yani durum bu. bizim koroda da öyle. Yani biz devlet Türk bizi topluyoruz ama kadrolu eleman bir tek benim. Şunu tabii ki karşıyım. Kadrolu elemana karşıyım. Ben kadroluyum ama karşıyım, nasıl karşıyım? Örnek veriyorum, işte arkadaş geldi, girdi koroya, sınavla alındı, kadro verdik. 3 yıl sonra çalamıyor, işte performansı düştü, memur oldu, memur zihniyeti. Memur atamıyorsun da, en güzeli 2 yıllık sözleşmelerle performansını değerlendirin. Yapıyor musun kardeşim, 2 yıl sonra bir daha gel, öyle olması daha iyi. Ama bu insanlardan da kaynaklı bir şey hocam sanki. Mesela TRT örneği var karşımızda. Evet. Yani TRT sanatçısı olmak hani bir marka. O da bitirdi artık gerçi ama yani eskiden de artık ama TRT'de maalesef. Yani kadrolu sanatçı olmak hani evet, sanatçının kadrolusu birazcık abes değiştiler ama. Aslında güzel bir yere değindi. Yani mesela TRT'nin bir vizyonu, bir misyonu vardı ülkede. Çünkü yeni kurulmuş bir cumhuriyetti. İlk kurulduğu zaman TRT yurttan sesler radyoları. Onların amaçları... Bir dönem nefret etmiştim. Hani o radyoyu açıyorum, yurttan sesler topluyor. Ben de küçükken öyleydim ama şimdi... öyle demiş. Biraz kendi kültürümüze Fransız... Yani zorla da olmaz galiba. Hani. Yok. Aslında zorlamakla da yani bir dikte etmek... Birazcık zorlamak lazım. Çok zorlamadan ama birazcık zorlamak lazım. Çünkü biz gerçekten kendi kültürümüze Fransız yetişen bir şeyiz. Ha, TRT'nin o vizyonu da oydu işte. Yani teknoloji yok, iletişim yok, internet yok. Bugünkü gibi YouTube tek kanal falan. Var. Tek kanal bile yok. Ya işte bir tek TRT var. Yani, başka yani bir... işte Türkiye'nin bir... falan ilinin filan köyünde işte Neşet Ertaş'ın babası var. Onun şu türküsü var. Yani bunu müzik öğretmenleri, eğitim almış kişiler derleyip TRT'de ki o sınavla alınan sanatçıları seslendirip radyo aracıyla yurda yaymaya çalışıyorlar. Bu kadar yani. Yani bugünkü şey gibi, internet ortamı gibi çok güzel bir amaçtı. Ki bugün hani biz Neşet Ertaş'ı tanıyorsak, Ayşegül Veysel'i tanıyorsak, TRT'nin bu vizyonu, bu misyonu sayesinde oldu. Ama bu günümüz için söylersek bu misyon, vizyon o biraz tamamlandı. Yani TRT görevini bir yerde tamamladı ama hala bitirmemesi gereken bazı şeyler var. Ama onlar da yani üzülerek görüyoruz, yavaş yavaş bitiyor maalesef. Bizim adamız için işte yani Kıbrıs için geç kalınmış bazı şeylere. Yani öyle bir misyon, öyle bir vizyonu üstlenecek bir kurum. Maalesef biz sanki... yok yani biz devlet korosuyuz ama biz de işte yani siz gelip görüyorsunuz yani bugün ben hiçbir elemanıma güvenemem. Yani mesela Serap'a güvenip bir etkinlik planlayamam. Çünkü aynen. Bir işte çalışıyor, evet. Patronu gidip şunu yap derse ya istifa et gel diyemem Serap'a. Yani yapacağımız şeyler çok kısıtlı, çok sınırlı. İşte kendimiz bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne bileyim, Ertaş Hocam da gelmiştir, katkı koymuştur. Evde benim küçük bir stüdyom var. Mahalli bazı sanatçı arkadaşlarımıza kayıtlar yapmaya çalışıyorum. Böyle çok herhangi bir karşılık beklemeden. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama biz de, yani ben de memur olmama rağmen işte eşimle birlikte işte hayat, geçim derdi. Bir şeylerin peşinde koştururken çok
faydalı olam, yani ben kendimi faydalı olamıyormuş gibi hissediyorum. Biz sanki hani nereye önem vereceğimizi de çok da fazla bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Yani mesela bir izolasyon kelimesidir de arkasına saklandık, evet, gidiyoruz. Aslında hiç, sanatta da hiç yapıyoruz, alakası yok. Sporda da yapıyoruz. Her türlü organizasyonun içerisine sokuyoruz, onun arkasına saklanıyoruz. Kendi kendimize yapıyoruz. Evet, yani, yani kendi kendimizin izolasyonunu ortaya çıkartıyoruz bana göre. Bunda da işte ya işte, hakeme de çıkın işte, birkaç takı söyleyin de işte, bir, senede bir iki olsun da evet. Gerek yok ama spor kulüplerine destekler. Hani kübede olmasa bile devam ediyor. Çünkü belli bir zümresi vardır onun. Evet. Bir getirisi olacaktır. Bir siyasi evet. getirisi olacaktır. Evet. Ama geleceğe yatırım anlamında hiçbir şey yok orada da maalesef. Yani Türk müziğinde işte kötü tabir değil aslında kullanacağım. Hani meyhane müziği olarak kalmasına düştü. Evet. Fırsat veriyoruz gibi geliyor sanki bana. Yani herkeste o algı var maalesef, o algı var. Gerçek Türk müziğini yaptığınız zaman da ki hani bazen şaşırıyor, Allah Allah bu şey mi? Yani meyhanede gördüğünden farklı bir şey olunca insanlar şaşırıyor. Çok klasik müzik biz de yapamıyoruz çünkü kimse dinlemiyor. Yani bu ne? Yani benim ailemden başlayayım, benim babam bile dinlemiyordum beni. Girmeden size söylemiştim. Baba yarın konserimiz var, televizyondaysa. Evet, üzgünler. 5 dakika izledim. Ben sevmiyorum sanat müziğini. Gördüm seni yeter. Ha, beni görmek için 5 dakika izledi, kapattı. Sizi de göremiyordu bu arada. Beni de göremiyor. Ben arkam dedik. Maalesef öyle. Dinleyelim mi müzik daha? Olur. Ne yapalım? Ağla gitar. Yani ben de şey gibi olmasın, çalın falan tarzında olmasın ya. Yok ya, I'm not afraid to die.
çal, çal gitar, çal, çal, çal gitar. Söylenecek söz yok. Dilinize sağlık, yüreğinize sağlık. Harika. Hocam ben şeyi öğrenmek isterim. Şimdi biz küçükken, hani ilkokul, ortaokul yıllarında müzik dersleri böyle şey, nasıl demeli, keyifli, işte matematikten, fenden, sosyalden falan böyle uzaklaşabileceğimiz bir kaçış dersi olarak düşünürdük. İşte elimize yeşil bir flüt verirlerdi. Onunla işte müzik yapardık falan. Daha doğrusu ses çıkardık falan. Yani şimdi nasıl yapılıyor müzik dersleri? Yani çünkü bu birazcık da hani bizim dönemdeki yapılan müzik derslerinin formatı. Bu şekilde. Hani yeteneği ne ortaya çıkarır, ne işte bir okulun korosu olur. Orada bulunursun. İyidir, kötüdür, fark etmez. İşte o miktarı tutturmaktır mesela. Ve bu hani çünkü müzik yeteneğini küçükten keşfetmek bence en güzel olan bir şey ve kesinlikle. Hani ilkokul yıllarında ya da ortaokul yıllarında alınan müzik eğitimi de bu denli de bana göre çok önemli olması gerekir. Nasıl görüyorsun bu konuyu? Yani tam yaramıza bastınız maalesef. Yani işte eğitim sisteminin getirdiği bazı şeyler var. Örneğin şimdi mesela müzik dersinde bizim tabii ortaokul seviyesine görünen lise seviyesi. Yani lisede optional'dır biliyorsunuz yani. Hı-hı. Seçmelidir. Yani isteyen seçiyor, hı-hı, istemeyen seçmez. Ortaokullarda ise mecburi işte 8. sınıfa kadar var. Orada işte bir müfredat var. Bu müfredata yetişmek zorundasınız. Veya ne bileyim haftada bir olması, hı-hı, bir dezavantaj. Evet. Mesela beden eğitimi spor dersleri 2 saat oluyor. Müzik dersi seçmeli 1 saat. 1 saat artı 40 dakikalık süreyle sınırlı zaten, hı-hı, o 1 saat dediğimiz yani 1 evet, saat, hı-hı, yanlış anlaşılmasın 1 saat değil. Yani ders saati, hı-hı, olarak öyle geçiyor 40 dakikadır. Yani bunun zaten 5 dakikası işte öğrenciler geliyor, işte defteri imzalıyorsunuz. Müfredatı takip etmek zorundasınız. Yani topladığınızda 10 ders, 15 ders yıl sonuna kadar yapmış, hı-hı, olursunuz. Bu da o yetenekleri ortaya çıkarmanızda sorun olur. Hı-hı. Hı-hı. İşte tabii 2 saat olsaydı bu, bir tanesinde uygulamalı yapardınız. Dediğiniz gibi işte enstrüman çocuklara işte, hı-hı, bizim o açıdan şansımız var okulumuzda. İşte herkese işte enstrüman veriyoruz, deniyorlar çocuklar. Ona göre işte yeteneklerine, tabii okulumuz sonuçta kolej olduğu için kolej eğitimine yönelik. Hı-hı. Sonuçta müzik değil ama o çocuklar oradan bulup örneğin birkaç öğrencimiz güzel sanatlara geçti buradan. Hayatını yönlendirdi oradan, müziğe yöneldi. Veya ne bileyim devam edenler işte İngiltere'deki bazı okullara veya yurt dışına veya Türkiye'ye devam etmeye başladılar orada. İşte sınavlara hazırlandılar ve orada devam ediyorlar. Ama genelde sorun işte o müfredat sorunu maalesef. Ama bu müfredat evet tabii ki yani izlenecek bir yol olarak bir şey olarak verilir öğretmeni ama galiba öğretmene de fazla bu noktada görev düşüyor. Görev düşer. Yani görev düşüyor, o kesinlikle. Müfredatı çocuğun sevebileceği bir tarza tabii, tabii getirip. Orada zaten öğretmen her derste o şekilde. Öğretmen bir roldür zaten. Hı-hı. Orada tiyatro oynuyorsunuz. Yani amacınız orada çocuğa müziği sevdirmek. Bir şekilde mesela geçenlerde başıma gelen bir olay anlatayım. Bir öğrencimiz mezun oldu. 2-3 senedir. Hı-hı. Beni arıyor hocam, hatırlıyor musunuz? Bana dediniz ki keman sana çok yakışıyor. Yani kemanı tabii çocuğa, hı-hı, tutturum. Çalamıyor tabii ki bir şekilde. Ama parmakları, fiziksel yapısı o kadar iyi ki yani çocuğu motive edici sözlerle bile bunlar olabilir. Yani illa işte öğreteceksiniz gitarı birebir veya keman değil. Bunlar bile etkili olabilir. Çocuk şimdi başladı, keman çalmaya başladı. Ne kadar güzel bir motive. Motive. Herkes de o motive isteği var, beklentisi var. Kesinlikle. Herkesin yani, mutlaka bir yeteneği vardır, evet, bir şekilde. Güzel bir şey. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ne var şimdi? Proje neredeyiz? Onu söyleyelim. Yani nerede çıkıyoruz? Metin olarak şu anda Kratos Otel'deyiz. Yok, rahat rahat söyleyebilirsiniz hocam. Hani reklam olmasın. Olsun çünkü ben böylesi sanata, böylesi hani Türk müziği tarzındaki popüler olmayan, yani evet, tırnak içinde, evet, böyle bir müziğe fırsat veren kurum, kuruluş, özel sektör her neyse ben tebrik etmek isterim. Söylemek isterim yani buradan. Yaygınlaştırması açısından.
Yani sürekli olarak sahne aldığımız tek yer şu anda Kratos. Hı hı. Kratos Otel'de genelde ama yurt dışından gelen misafirlere hitap ediyoruz orada. Yani ülke içinde sürekli bir yerde değil şu anda. Biraz da işlerimizden dolayı. yani Ertaç öğretmen Serap çalışıyor falan. Yani bir gün Kratos'a gideriz, ikinci gün başka bir yol. İşte Serap gelemiyor işinden. Ya da ben gelemiyorum. İşte koron var. Gece çalışıyoruz çünkü falan. Ülke içinde de böyle. İşte siz çağırırsanız geliyoruz. Sonra boyda bir kim bekliyoruz. Biri daha çıksa çağırsa bizi. Bu ben şeye de benzetiyorum. Evet süremizi açtık. Yönetmenim beni uyarıyor bu taraftan da ama bunu şeye benzetiyorum. Şimdi sabah adam çalışıyor. İşte ya inşaatta bir yerde falan bir şey. Akşam antrenman futbolcudur. İşte maça çıkacak falan. Yani bütün eforunu zaten iş yerinde vermiş. Nasıl spor yapacak? Nasıl o yeteneğini ortaya koyacak? İnşallah bir gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu noktaya profesyonel anlamda herkesin en iyi yaptığı işte hayatını idame ettirmesi, keyifle yaptığı işlerle i̇nşallah. Hayatını i̇nşallah. İdame ettirmesi i̇nşallah. Noktasına gelebiliriz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Keyif verdiniz bu akşam üzerinde. Sorunların, problemlerin arasında böyle güzel bir nükte yaptık. Güzel bir bir saat geçirdik. Çok çok teşekkür ederim size. Ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim bu akşam da programın sonuna geldik. Haftaya yeniden tatlı sohbetlerde buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar.